mutlu, güzel bir günden selamlar, sevgiler benden size. Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz TRT Türk ekranlarına. Bugün Sağlık Olsun programımızda neyi konuşacağız biliyor musunuz? Çok önemli bir organımız, gözlerimiz. Bu dünyayı bu gözlerle görüyoruz. Bazılarımız toz pembe de görebilir efendim. Aslında öyle görmek gerekiyor değil mi? Bir de kalpten görme var. Kalp gözümüzün açık olması var. Hepimizin hem kalbi hem de gözleri açık olsun bugün. Varsa rahatsızlıklarınız gözlerinizle ilgili ne yapıyorsunuz? Bir saat vaktimiz var. Bize sorularınızı gönderiyorsunuz. WhatsApp numaramıza hemen hatırlatıyorum sizlere. Telefonunuza kaydedin bu numarayı. 0090 ön kodumuz 505-756-0273. 505-756-0273 nolu numaradan bize tüm sıkıntılarınızı yazın. Hepsini tek tek bence çok sevgili hocama ileteceğim. Bugün yine sevgili operatör doktor Çağlayan Aksu, göz hastalıkları uzmanımız, canlı yayın konuğum. Çağlayan hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Zıpkın gibi gördüm sizi maşallah hocam. Teşekkür ederim. Her zamanki sağ gibi. Olun. Şimdi bugün özellikle mevsimsel göz rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Mevsim geçişlerinde veya mevsimine göre de göz rahatsızlıkları değişebiliyor mu hocam? Tabii ki bazı mevsimlerde bazı hastalıklar gözle dahil olmak üzere biraz daha fazla görülmekte. Hı. Özellikle gözde viral enfeksiyonlar, bu mevsim için konuşuyorum, bahar ve yaz aylarında biraz daha fazladır. Hı hı. Aynı gribel enfeksiyonların bu geçiş dönemlerinde biraz fazla olması gibi gözde de göz gribi denen bizim adenoviral konjonktivit dediğimiz konjonktivit biraz fazla veya halk arasında göz nezlesi denen alerjik konjonktivit tabii ki biraz daha fazla görülmekte. Hı hı, alerjiler çok yoğun. Evet. Polen alerjisi olan var. Bu direkt olarak mesela gözleri de vuruyor. Sabah uyanır uyanmaz gözlerde çapaklanma olabiliyor mesela mevsimsel olarak. Evet. Veya gözlerde bir yorgunluk hissediyorum. Sanki işte kaşıntım başladı. Bunların hepsi alerjik durumdan olabilir mi? Aslında bu kavramla karışıyor. Hani göz gribiyle göz nezlesi çok fazla karışmakta. Evet. Göz nezlesi dediğimiz olay aslında alerjik konjonktivit. Yani bu alerjik konjonktivitte gözlerde yanma, batma, sulanma, kaşıntı, yoğun kaşıntı, hı hı, hatta göz çevresinde kapaklarda ödem dahi olabilmekte. Çapaklanma çok az da olsa alerji konjonktivitte de bulunmakta. Çünkü alerji konjonktivit olan genelde çocuklardan bahsetmek gerekiyor burada tabii ki. Çünkü çocuklarda biraz daha fazla yoğun olur, hı hı, genç yaşlarda. Alerjisi olan çocuk haliyle elinde sürekli gözü de götürür. Evet. Yani gözü de götürdükçe de bu sefer elinde bulunan veya çevreden aldığı mikroplar göze de bulaşıyor. Alerji konjonktivit de bu sefer bir de bakteriyel veya viral enfeksiyonlar da eşlik ediyor. Gözlerde kızarmalar oluyor mesela değil tabii mi? Tabii. Kızarıklık, çok yoğun batma. Dediğim gibi eğer alerji konjonktivite ekstradan bir de enfeksiyon olursa çapaklanma, dediğiniz gibi yoğun çapaklanma, sabahlar uyandığında gözünü açamama gibi durumlarda yaşanabiliyor. Fakat asıl bu çapaklanmayı yapan bizim göz gribi denen, halk arasında göz gribi denen viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlara bağlı gelişen konjonktivit. Hmm. Yani gözümüzün o beyaz yapısının iltihabı. Evet. Bu gibi durumlarda çapaklanma çok ön plana çıkıyor. Hmm. Yani tabii ki kaşıntı, yanma, batma yine olabilir ama çapaklanmanın çok yoğun olduğu hastalık aslında viral veya bakteriyel enfeksiyonlardır. Çapaklanmanın çok az olduğu, kaşıntının ve göz ödeminin fazla olduğu durum ise genelde bizim işte göz nezlesi denen alerjik reaksiyonlardır. Göz nezlesinde mesela ne yapıyorsunuz tedavi olarak? Damla mı veriyorsunuz? Tabii ki bu ikisinde de aslında tedaviler damla tedavisi. Gerektiği durumlarda bazen işte göz pomatları falan da kullanıyoruz. Soğuk pansuman, işte göz temizliği önerilebilecek şeyler. Kullanılan damlalarda bir de şu var. Şimdi bazen hastalar da hani uzaktan soruyorlar. İşte hocam işte çocuğumuzun gözünde şu var, işte çapaklanması var, kaşıyor. Tamam, kaşıntı olabilir, çapaklanması olabilir ama bu ikisinin tedavisi farklı. Yani enfeksiyon tedavisiyle alerji tedavisi farklı. Farklı. Hatta alerjide kullanılan ilacın, yani damlanın, hı hı, enfeksiyonla kullanılması kontraindike, yani zararlı hatta. Ha. Dolayısıyla hani uzaktan bilgi almak yerine direkt ben doktora hastayı götürüp birebir muayene etmesinde fayda var. Kesinlikle. Ya da bize sorularınızı göndereceksiniz. Sevgili hocamıza soruları yöneltip cevapları bir bir alacağız. Peki hocam, bazılarında da göz kapaklarında, kirpik uçlarında diyeyim, kepeklenmeler oluyor. Bu kepeklenme neyin işaretidir? Bu kepeklenme kirpikli bir iltihabın işaretidir. Kirpikli bir iltihabı her ne kadar biz enfeksiyona bağlı gibi görünse de aslında enfeksiyona bağımlı bir şey değildir. Kirpiklerimizde ve gözümüzün çevresinde, hatta içinde dahi gözümüzü koruyan, korumakla da kalmayıp göze yağ üreten bakterilerimiz var. Doğal, vücuda yararlı bakteriler ve mikroplarımız var. Gözümüzde de var. Bazı durumlarda özellikle immün sisteminin baskılandığı veya işte
büyük bir hastalık geçirdiğimiz, büyük stres, sinir, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarda bu bakteri sayısı artıyor. Artınca daha fazla yağ üretmeye başlıyor. Yağ ürettikçe bu sefer yağ üreten duktus dediğimiz kanallar ucu tıkanmaya başlıyor. Ucu tıkanınca hayırla orada meibomyanit denen kirpik dibi kanalcık iltihapları ve ondan sonra da kirpik dibinde kepeklenme ve iltihapla süregelen blefarit dediğimiz bir tablo oluşuyor. Mesela bunun sık sık olması, hep kesintisiz mesela kepekli olması göz kirpik diplerinin ne işaret olur? Sürekli bir kepeklenme varsa bu aynı zamanda bir cilt problemidir. Yani çünkü çok fazla yağlı ciltlerde kepeklenme biraz daha fazla, bir bunu biliyoruz. Veya çok açık tenlilerde bu kepeklenme ve kirpik diplerindeki kızarıklık çok daha fazla, kirpik dibi iltihabı daha fazla görülmekte. Bu biraz yapısal, bünyesel bir şey, biraz da cilt kaynaklı bir problem. Peki, o zaman mutlaka yine bir göz doktoruna başvursunlar. Gözlerle, kirpikle ilgili her türlü sıkıntınıza veya olağanüstü, olağan dışı olan bir durumda yine tabii ki göz doktoruna başvuracağız. Peki şimdi önümüz yaz hocam. Yavaş yavaş herkes evde güneş gözlüklerini aramaya başladı. Ben de arıyorum, hala bulamadım. İnşallah bulacağım. Nerede bu güneş gözlüğüm diye. Güneş gözlüğünün faydaları nelerdir ve mutlaka güneş çıktığı andan itibaren güneş gözlüğü takmalı mıyız? Mutlaka takmalı mıyız derken bu... mutlaka takmamız gerekmiyor. Bazı durumlar, bazı istisnai durumlar haricinde normal, standart, sağlıklı bir insanın her güneşte güneş gözlüğü takması bir mutlak değildir. Fakat takmasında zarar var mıdır? Hiçbir zarar yoktur. Fayda var mıdır? Kesinlikle vardır. Yani niye? Çünkü güneş ışığı gözümüzün arka tarafında, retina dediğimiz tabakada bizim görmemizi sağlayan sarı nokta, halk arasında sarı nokta bilinen makula diye bir bölgemiz var. Bu bölge güneşle temas halinde, hatırlarsınız biz ufakken işte hani güneş tutulması, ay tutulmasına falan gittiğimizde hocalarımız derdi, güneşe direkt bakmayın. Evet, çıplak gözle bakmayın. Çıplak gözle bakılmaz. Niye? Çünkü çıplak gözle güneşe baktığımız zaman güneşten gelen UV ışınlar direktmen bizim o görmemizi sağlayan ana merkeze düşüyor. Ana merkeze düşüp orayı da yakarsa, orada bir hasar oluşturursa maalesef körlükle dahi karşılaşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla güneşe direkt bakmak tabii ki sakıncalı bir. Güneşli ortamda gözümüz çok fazla yorulur. Çünkü gelen ışık hüzmesi fazladır. Gelen ışık ne kadar fazlaysa gözün arkasına düşen ışık sayısı da o kadar fazladır ve şiddetlidir. Haliyle gözümüz, özellikle açık gözler için konuşuyorum. Açık gözlerde güneş hassasiyetin fazla olması da biraz bundan. Çünkü güneş ışığının tamamını çekiyor, arka tarafa doğru düşüyor. Düşünce de hassasiyet artıyor. Hassasiyet artınca da haliyle retina dediğimiz tabaka daha fazla hasar görüyor. Bu hassasiyet bir, gözde yorgunluk artırır. İki, gözde aynı alerjik reaksiyonları artırır. Sulanma yapabiliyor değil mi? Sulanma yapar, yanma yapar, batma yapar, gözümüzü kurutur. Yani göz kuruluğu denen bir gerçekte karşı karşıyayız. Özellikle son 10 yıldır gelen hastalarımızın %70'inde, %80'inde göz kuruluğuna rastlıyoruz. Niye? Çünkü gözleri kıpmıyoruz. Habire tablet, telefon değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Birinci sebep bu. İkinci sebeplerden birisi de hayli değişen ısı. Isı ne kadar fazlaysa, özellikle yaz mevsiminde gözümüz daha fazla ısınır. Gözümüzdeki bulunan gözyaşı daha fazla buharlanır. Buharlanınca da haliyle göz kuruluğu olur. Evet. Dolayısıyla bunları engellemek adına güneş gözlüğü kullanmak çok faydalı bir şey. Özellikle açık gözde olanlara, işte yeşil, mavi olanlar için daha da önemli dedi hocamız. Açık tenlilerde ve açık gözlerde kesinlikle önerdiğimiz bir şey. Ama dediğim gibi şart mıdır? Tabii şart değil ama kullanmalarında çok büyük fayda var. Çünkü bazıları çok hassas güneşe karşı. Ben gözlerimi hiç açamıyorum, güneşe bakamıyorum diyenler var. O zaman onlar zaten bu hassasiyetten dolayı da güneş gözlüğüne sarılıyorlar. Tabii, o zaman kimse biz hiç rahatsız olmuyor ama o tabii ki takınca da yine de insan şöyle gözünü kısıyor. Ne kadar rahatsız olmasak desek de o kısmadan dolayı bile sonradan baş ağrıları çıkabilir. Güneş gözlüğü önemli bir konfor. Kesinlikle o kısmamız zaten gözdeki kasları çalıştırmamız demek. Gözümüzdeki kasları ne kadar çok çalıştırırsak o kadar çok yorulur. Yorulunca da haliyle baş ve baş bölgesinde özellikle ön taraflarda çok yoğun ağrı hissederiz. Anladım. Göz kasları çalıştırma, yani biz mesela kol kaslarımızı çalıştırıyoruz ama işte gözlerimiz daha iyi görsün, kaslarımızı çalıştıralım. Öyle bir şey yok herhalde değil mi? Kısmen var, var ama mı? Var fakat tabii bu kadar da değil. Yani gözlerimizi çalışırken bile biz 1-2 dakikalık periyotlarla diyoruz. Ama sürekli bir insanın gözünü kısarak baktığını düşünürseniz, hani bu sadece güneş değil, miyoplarda da mesela çok yüksek miyop olanlar gözlerini çok kısarak bakarlar daha netleştirmek için. Evet. Haliyle bu miyoplarda veya astigmatlarda göz kısarak daha iyi gördüklerinden dolayı çok fazla göz kısma
O insanlar da baş ağrısına sebep olur. Hı hı. Kesinlikle o da uzun vadede tabii ki böyle kısarak da hayat sürdürülmez. Mutlaka bir gözlüğe ihtiyacı var. Belki kişi kendine bunu itiraf ettiremiyor olabilir. Gözlük kullanmak istemiyorum diyebilir ama artık farklı yöntemler var değil mi hocam? Lens gibi, lazer gibi. Lazer, her türlü imkan var. Yani onun için boşu boşuna hani gözlerini çok fazla kısıp da hem gözlerini yormasınlar hem de hani bu biraz da plastiğin işi ama hani çok fazla gözümüzü kısar bakarsak haliyle göz kenarı çizgilerimize de artış kaçınılmaz. Aa, doğru, estetik açıdan da göz tabii kenarı ki çizgileri artıyormuş hocam, haklısınız. Yani, bunu hiç düşünmemiştim. Yani, o sebepten dahi olsa. Kısmayalım fazla evet, gözümüzü değil çok mi? Çok fazla kısmayalım. Eğer kısmamıza sebep olan şey bir gözlük ihtiyacıysa ve gözlük kullanmak istemiyorsak da çok fazla yöntemler var ve bir şekilde artık gözlükten kurtulmak çok çok mümkün. Çok çok mümkün. Peki hocam bazılarımız çok mesela lens kullanıyorlar. İşte onlar diyelim ki gözlerini çizdirmek istemiyor lazerle. Bir ameliyata girmek istemiyorlar. Ben lensle gayet memnunum diyorlar. Lensin uzun süre kullanımı, işte yıllarca kullanımı sağlıklı mıdır göz için? Çünkü önünde hep böyle bir plastik bir madde var gözün. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi göze temas eden bir cisim var. Normalde olması gerekmeyen bir cismi bir yerimize taktığımızı düşünün. Evet. Bu cisim her ne kadar gözümüzü o an görmemizi sağlasa dahi ilerleyen dönemlerde gözümüze bir baskı yaptığı kesin. Baskı yaptığı yer gözümüzün görmeyi sağlayan yapılarından kornea. Korneaya çok fazla bastırırsak hani bir sünger gibi bir şey düşünün. Süngerin üzerine sürekli bir taş koyduğumuzu düşünün. Kaldırdığımız zaman tamam sünger tekrar belli bir miktar eski haline gelmeye çalışacaktır ama bir miktar da çökecektir. Evet. Aynı şekilde sürekli lens takmak da gözümüzün kornea tabakasına bir baskı yapacaktır ve bu baskıdan dolayı kornea inceleyecektir. Korneanın inceldiği, lens kullanan hastalarda korneamızın inceldiği zaten bilinen bir gerçek. Onun haricinde lens kullanmak her ne kadar biz dikkat edersek dahi illa ki çok hastamızda rastlıyoruz. Enfeksiyona açıklar. Evet. Yani korneayla yani gözümüze lensi takıyoruz. Lensle göz arasındaki o kornea dediğimiz kısma en ufak bir toz parçası bile kaçsa gözümüzü çizmesi veya bir orada bir iltihap olması çok ilerleyen vakalarda ülser dahi çok sık gördüğümüz bir şey. Özellikle şu son dönemlerde çok fazla lense bağlı ülserde gördüm. Ülser ne? Yani mide ülseri mi? Yok. Ülser demek ülser demek genel olarak bir yara demektir. Ha, yara olarak. Midede olursa mide ülseri, mide yarası. Gözde olursa, korneada olursa kornea yarası. Ha. Fakat mide ülserini bir tedaviyle neticede iyileştiriyoruz. Fakat gözdeki, korneadaki ülserler iyileşse dahi orada bir iz bırakıyor. Haliyle gözümüzde olan her iz de bizim görmemizi kesinlikle etkiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla tabii ki saygı duymak lazım. Ben lazer olmak istemiyorum. Ama ben hastalarıma da şunu diyorum. Hani lazer olmayacaksanız dahi lensten ziyade gözlüğü tercih edin. Niye? Çünkü gözlük gözünüze temas eden bir aygıt değil. Yani o da görmenizi sağlıyor. Evet. Ve gözünüzle temas halinde değil ve en sağlıklısı kesinlikle gözlük. Değil mi? Evet. İşte gözlüğü bir seven grup var hocam. Onlar diyorlar ki ben gözlüğü çok seviyorum. Kendime de yakıştırıyorum. Yıllarca da alışmış. Gözlüğü bırakmak istemiyor. Kimisi de diyor ki yok ben asla gözlük takmam. Ki artık bu dönemde çok güzel gözlükler de çıktı. Hem trend görünen hem böyle hoş duran yüzlerde değil mi? Çok güzel gözlük çeşitlerimiz var ama tabii kişiye göre değişiyor. Mesela lens daha kullanışlı geliyor o kişiye. Şimdi önümüz tabii ki yine yaz dönemi. Birçok kişi denize, havuza girecektir. Lens takanlar nelere dikkat etmesi lazım? Çünkü lenssiz önümü göremiyorum. Çünkü yüzse kişi yerlere çarpacak. Evet. Mümkün değil. Şimdi tabii haliyle gözünüzde bir lens varken gözünüzü açarak denize girmeniz çok bir mümkün değil. Hani bir dalayım deseniz gözünüzü açarak hiçbir şey göremezsiniz lensle. Dolayısıyla ya bir koruyucu gözlük takacaksınız yani dalma amaçlıysa veya normalde dahi yüzerken gözümüze herhangi bir deniz suyu falan karıştığında bu sefer enfeksiyona açık. Zaten gözümüz enfeksiyona açık bir organ. Yani açık bir organ açık kaldığı sürece çok fazla enfeksiyon olmaz ama o açık kalması gereken organı siz lens gibi bir materyalle kapatırsanız orada bir kapalı alan oluşturuyorsunuz. Yani o mikropların büyümesi için çok elverişli bir organ oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla lens takanlarda özellikle denize falan girmeden önce kesinlikle lenslerini çıkarsınlar. Lens de denize, havuza girmek son derece sakıncalı ve son derece zararlıdır. Önümü göremiyorum diyorlar ama ne yapacak o zaman? Gözlükle mi girsin? Olmaz. Gözlükle girmeyecekse bile artık günümüzde teknoloji çok ilerledi. Yani kayak yapanlardan tutun her türlü spora özgü gözlükler var. Yani herhangi biri dalmak istiyor, gözlük takacak. Onun da derecelisi var. Dereceli yüzme gözlüğü var, yani. Var. Ha, yani bunları çok güzelmiş, çok evet, rahat araştırırlarsa bulabilirler. Bundan faydalanabilirler ama kesinlikle lensle havuz veya göze girmelerini ben tavsiye etmiyorum. Hocam mesela bende lens yok, bir şey de yok ama
denize girdiğim zaman gözlerimi böyle bir açıyorum. O tuzlu su böyle girsin güzel güzel gözüme. Fayda olduğu, biliyorum faydalı olduğunu düşünüyorum ben deniz suyunun tuzlu tuzlu. Siz ne diyorsunuz? Açalım mı gözlerimizi denizde? Yani hiçbir faydası yok. Öyle mi? Hiçbir faydası yok. Çünkü çünkü fazla tuz olsaydı vücudumuz bir şekilde tuz üretir, gözümüzü korurdu ama vücudumuz tuz üretmiyor. Yani dolayısıyla doğal olan şey aslında tuz veya su değil. Gözümüzün zaten kendi gözyaşı var. O gözyaşı bizim gözümüz için en sağlıklı olan. Onun için böyle yok tuzlu su veya bazı hastalarım var işte limon damlattım diyorlar. Hani limon damlattım daha da parladı gözüm. Ha. Veya işte enfeksiyon vardı şunu sürdüm şunu damlattım. Yani böyle şeyler gerek yok. Çünkü limon yakar gözü ya değil yakar mi? Çünkü yani asidik bir şey. Evet. Asidik bir şeyi gözünüze damlatıyorsunuz ve gözünüzün parlamasını bekliyorsunuz. Tamam parlatabilir ama bu hoş bir şey değil. Bu zararlı bir şey. Yani aynı o şekilde tuzlu suyun da çok bir faydası yok. Dolayısıyla hani gözünüzü açmanın bence bir gereği yok. Gereği yok evet. Diyorsunuz. Evet. Hocam göz parlaklığı demişken geçen gün tesadüfen böyle ışık altında bir arkadaşıma denk geldim. Yine burada ekipten çalışan bir arkadaşımız. Aa dedim gözlerin ne güzel parlıyor dedim. Böyle bir daha bir baktım. Aa dedim kedi gibi, kedi gözü gibi parlıyor dedim. Ondan sonra o da dedi ki ben dedi katarak ameliyatı oldum dedi. Lens taktılar dedi benim gözüme. Bildiğiniz bu işte evet. Sizin taktığınız hocam katarak ameliyatından evet. Sonra. Ve gözleri daha parlak oldu. Bunun etkisi evet. Var mı gerçekten? Yani şimdi takılan lensin o aslında bahsettiğiniz şey bizim katarak ameliyatından sonra istemediğimiz bir şey. Yani gözün parlamasını çok istemeyiz. Öyle mi? Çünkü ona yönelik hatta lensler ona yönelik geliştiriyor. Bu bahsettiğiniz şey glare deriz. Biz tıpta glare denir buna. Lensin glare özelliği olmasını isteriz. Yani anti-glare olsun isteriz. Hı hı. Çok fazla parlamasın. Çok fazla dışarıdan bakıldığı zaman dikkat çekmesin isteriz. Çünkü anlaşılmasın. Parlayan yer göz değildir. Gözümüzün o göz bebeğin arka tarafındaki lens parlıyor. Evet. Bu da çok fazla dikkat çekiyor. Hı hı. Biz hastalarımızın çoğu aslında bu dikkat çekmesinden de şikayetçidir. Hani çok fazla parlıyor. Çok fazla dikkat çekiyor diye hastalar çok şikayetçidir. Hı hı. Dolayısıyla son yıllarda lensin bu özelliğine karşı bu anti-glare özellikli lensler üretilmeye çalışılıyor. Ama dediğiniz gibi katarak cerrahisinde illaki hastanın gözünde az da olsa o refle yani o parlaklık alınır. Güzel ama yani o biraz gözün parlak olması benim hoşuma gitti. Evet. Değil mi? Gözümüzdeki yani... ışık parlaklık hiç... Gitmesin, kaybolmasın hocam. Amin, amin. Sevgili seyircilerimizden sorularımız geliyor. Merhabalar demiş, sağ gözümün sağ dip tarafında ara ara birdenbire batma ve kaşıntı oluyor. Ve leke gibi bir şey oluyor. Neden diyor acaba? Bu mevsim geçişlerinde özellikle. Sağ gözünün sağ dip tarafında. Hı hı. Yani sağ gözün sağ dip tarafı derken direkt ben yani dış tarafında. Genelde dış evet, o, genelde bu neden olur? Bir, göz kuruluğu çok fazla yaşayan hastalarda göz kuruluğunun materyalleri, daha doğrusu gözün korneasından dökülen ölü hücreler genelde kenar tarafta birikir. Hmm. Gözümüzün dış tarafında birikir. Hatta orada beyaz bazen iplik tarzında bir yapışıklık dahi oluşturabilirler. Bu göz kuruluğunun bir bulgusu yüksek ihtimalle. Dolayısıyla bir suni gözyaşı kullanmasında fayda var. Soğuk su pansumanı her göz kuruluğuna olduğu gibi bu hastaya da yardımcı olacaktır. Hmm. Soğuk pansuman yapsın, soğuk suyla yüzünü yıkasın. O dahi çoğu hastanın bu tür semptomlarını iyileştiriyor ama geçmezse bir göz doktoruna gidip bir suni gözyaşı yazdırmasında fayda var. Peki devam edeyim sorularla. Aslı Hanım merhaba demiş, teşekkür ediyorum. Diyor benim havalar ısınınca özellikle göz kapaklarımda küçük küçük yağ bezeleri oluşuyor. Kapatıp açtıkça acıyor göz kapaklarım. Havalar soğuyunca da hemen kayboluyorlar. Doktora gitmedim hiç. Acaba bu neden kaynaklıdır? Buna ne sebep oluyordur sizce? İlaç kullanmam gerekir mi? Yani sıcak havalarda özellikle göz kapaklarında oluşan küçük küçük yağ bezeleri. Bundan muzdarip olan birçok seyircimiz vardır bence. Nedir evet. Bunlar hocam? Yani yağ bezeleri eğer kirpik diplerinde oluşuyorsa bu az önce bahsettiğimiz meyve mayanık denen kirpik dibindeki duktusların tıkanmasına bağlıdır. Bu alerjik dönemlerde artar. Sıcakta bazen artar. Bazı hastalarda tam tersi hafif bir enfeksiyon falan varsa kışın daha fazla atma eğilimindedir. Çok önemli değildir. Kirpik dibi temizliği veya işte kirpik diplerini kurutan bazı özel şampuan veya göz yakmayan bebe şampuanı gibi maddelerle kirpik diplerini temizlerlerse o yağlardan kurtulmaları mümkün. Fakat kirpik dibi iltihabı veya böyle yağların çok fazla olduğu hastalarda göz kuruluğunun da çok fazla görüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla sadece kirpik dibi temizliği değil aynı zamanda bir suni gözyaşı preparatla da gözlerini ıslatsın hastamız. Peki hocam bir de bazılarımızda mesela göz eti diye bir şey oluyor. Göz eti nedir göz eti? Göz eti halk arasında çoğu zaman katarakla karıştırılan bir konu. Çünkü hastalar gözün önüne gelen perdeyi, gözün önüne doğru ilerleyen
Gözümüzün normalde beyaz tabakası vardır. Beyaz tabakadan o renkli kısma doğru ilerleyen et parçasına halk katarak diyor. Aslında katarakla hiçbir alakası yok ama böyle bir anlayış var. Evet. Bu göz eti daha çok, bu da mevsimsel bir şey. Hazır konumuz mevsimselken. Çünkü yaz aylarında bunlar büyüme eğilimindedir. Niye? Çünkü güneşe maruziyet, ultraviyole ışınlar, dışarıda çalışma, dışarıdaki alerjenlerle çok fazla karşılaşma, oradaki dokumuzun içeriye doğru olması gereken yerden farklı bir yere yönelmesine sebep oluyor. Yani dışarıda olan beyaz konjektiva tabakası gözümüzün ön tarafına doğru geliyor. Biz buna pterjum diyoruz. Hatta yarasa kanadıdır Latince'deki açılımı. Pterjum denen bir durum. Maalesef dediğim gibi mevsimsel özelliği vardır. Çalışma ortamının özelliği vardır. Dışarıda çalışan, açık havada çalışan, özellikle bahçe, tarla işi yapanlarda çok fazla görülen bir durumdur. Tek tedavisi cerrahidir. O etin oradan bir şekilde kazınması lazım. Çünkü o et kazınmadığı takdirde gözün ön tarafı, yani bizim pupilla dediğimiz göz bebeğine ilerlerse bu sefer göz bebeğinin önünü kapatacak. Doğru. Kapatınca da hasta göremeyecek. Zaten o sebepten dolayı gözünde sanki perde varmış denmesinden dolayı halk arasında katarak diye isimlendiriliyor. Evet. Fakat yanlış, tabii ki katarak değil. Dediğim gibi tek tedavisi cerrahi. Cerrahiyle çok fazla ilerletmeden onu temizletmek lazım. Çünkü Nasıl yapıyorsunuz hocam? Yani kazıyor musunuz? Kazıyoruz orada? Evet. Onu oradan kazıyoruz. Lazerle hatta mi yoksa? Lazerle değil. Açık cerrahidir o. Bıçak ameliyatıdır. Evet. Onu oradan kazıyoruz. O bozulmuş dokuyu oradan alıyoruz. Hatta farklı bir, gözümüzün o beyaz tabakasının farklı bölgesinden temiz bir dokuyu oradan alıp oraya yama yapıyoruz. Böylece Allah tekrarlama riski biraz daha azalıyor. Çünkü pterjum denen şey maalesef tekrarlama riski çok yüksek olan bir durum. Tekrarlamasın diye greftli dediğimiz bir parça alıp oraya yama yaparak ameliyat yapıyoruz. Gözün arka tarafından mı alıyorsunuz yamayı, parçayı? Yok, gözümüzün, bizim şu anda bana baktığınız zaman mesela gözümüzün sadece kahverengi kısmını görüyorsunuz. Ama alt tarafını çekim kapağı, alt tarafta bembeyaz konjektivam var. O sağlam konjektiva dokusundan alıyoruz alt taraftan. Evet. Oraya yama yapıyoruz, yan tarafına yama yapıyoruz. Böylece kendi zaten aldığımız o doku da kendi kendine rejenere oluyor. Yani yeniliyor kendine. Herhangi bir doku kaybı oluşmuyor. O bozulmuş doku da yeni bir dokuyla tamir oluyor ve %90 bir daha tekrarlamıyor. Aa, çok güzel hocam. Evet. Terzi gibi yama yapıyorsunuz. Siz de gözde evet. Ama ne kadar aslında hassas bir organımız. Evet. Ve bıçakla diyorsunuz bu ameliyatlar gerçekleşiyor. Ellerinize evet. Kollarınıza sağlık. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür sizi, ederim. Biz kendimizi size emanet ediyoruz. Teşekkür İyi ki de öyle. Sağ olun. Hocam şimdi yaz tatiline giden dönemde tabii ki aileler işte belki tatile çıkacaklar ya da işte okullar kapanacak. Çocuklar daha fazla sosyal medyada, işte televizyonda, cep telefonunda çok haşır neşir olacaklar. Çocukların bu kadar çok fazla ekrana maruz kalması onların gözleri için illa gideceksiniz tahmin ediyorum ki faydalı bir şey değil. Önlem olarak ne yapılması gerekir? Anne babalar şu yaz döneminde, önümüzdeki yaz döneminde neler yapabilirler? Çok fazla yapabilecek bir şey yok. Maalesef öyle. Ben de iki çocuk sahibi birisi olarak rahatlıkla konuşabiliyorum. Yani her ne kadar biz engellemeye çalışsak da bebeğinler olarak maalesef çocukları bu sosyal medyadan veya alışkanlıkları halinde, yani ödevleri dahi çocuklar oradan yapıyorlar. İşte belli kanallarda belli videolarla bu işler yürümeye başladı günümüzde. Evet. Dolayısıyla onları çok fazla ekrandan uzak tutamıyoruz. Ha, tabii ki belli şartlarımız var. Hani her ebeveyn gibi işte belli bir saat kullanacaksınız, onun haricinde kullanmayacaksınız gibi. Biz de kendimiz bunları çocuklarımıza sınırlamaya çalışıyoruz ama bu bir yere kadar. En azından şu yapılabilir. Hani belli bir süre ekrana bakınca, yani çocuklar tamam bakın ama arada bir gözünüzü kapatın, arkanıza yaslanın veya hiçbir şey yapamıyorsanız, ekran başındaysanız dahi gözünüzü açıp açıp hızlı hızlı açıp kapatın. Niye? Çünkü gözümüzün en azından kuruması biraz engelleyelim. Gözümüzü bir ıslatalım. Evet. Yani hani silecek gibi düşünün. Bir ıslatalım gözümüzün ön tarafını. Şöyle bir dokuyu bir yenilesin, bir güzelleşsin. Tabii ki yani bu neyi engelleyecek? Bu sadece çocukların bu göz kuruluğuna yönelik semptomlarını engelleyecek ama çok uzun süreli yakın işi yapmak, sadece ekranda değil çok uzun süreli kitap okumak dahi miyopiyi artırıyor. Yani çocuklarda miyopinin bu kadar artması, daha öncesinde %25-30 miyop görürken şu anda %60-70'lere ilerlemesinin tek sebebi ekran. Evet. Yani çünkü çocukların yakın işi yapma şeyi arttı. Hani hangi çocuk dışarıya çıkıp da top oynayıp da uzaklara bakabiliyor ki? İşte. Yani, keşke daha çok fazla olsa. Belki yazın bu daha mümkün olabilir. Dışarı attığımız için kendimizi, hava güzel olduğu için, ama dışarı çıksa bile çocuk diyor ki tabletimi alacağım yanıma. Yok tabletin yanına. Değil mi? Anne baba yani, diyecek ki tabletsiz çıkıyoruz dışarı. Hadi bakalım ağaçları, güzellikleri, yeşillikleri, suya, denize girelim.
tabletsiz bir yaz dönemi geçirsinler. Mümkün olduğu kadar ondan uzak tutmaya çalışalım. Evet. Uzak tutamadığımız zamanlarda da en azından bu işte gözünüzü arada bir kapatma. Bazen yakın değil de uzağa da bakın. Yani sürekli yakına bakmayın. Yakına baktıktan sonra şöyle bir uzağa bakın. Yani gözünüz çünkü akomodasyon dediğimiz uyum yeteneğini kaybetmesin. Göz kendine geliyor aslında tabii, değil mi? Yani uzak yakın yaparaktan gözümüzün akomodasyon dediğimiz uyum yeteneğini kazandırmaya çalışacağız. Evet. Yani en fazla bunları yapabiliyoruz ve mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalışacağız. Yapacak çok da fazla bir şey yok maalesef. Peki hocam, az önce dediniz ki gözleri sık sık kırpalım. Ben de şöyle biraz kırpayım bari ve sizi kısa bir araya göndereyim sevgili seyircilerimiz. 1-2 dakikalık ara, aranın ardından hemen yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Sağlık olsun devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Operatör Doktor Çağlayan Aksu canlı yayın konuğum, kendisi göz hastalıkları uzmanı. Bugün gözlerle ilgili tüm sıkıntılarınızı konuşuyoruz. Özellikle hipertansiyonu olanlar, diyabet hastası olanlar, sizin de gözlerinizle ilgili sıkıntılarınız var mı? Varsa hemen soracağım hocam, var mıdır bir bağlantı? Mesela diyabetin biliyorum gözle direkt bir bağlantısı var. Hipertansiyon, tansiyon hastaları için de bu geçerli mi? Tansiyon hastaları için de geçerli. Çünkü neticede diyabet ve hipertansiyon ikisi de kılcal damarları etkileyen bir hastalık. Mekanizmaları farklı olsa da ikisi de damarlarda bir bozukluğa meydana getiriyor. Dolayısıyla bu bozukluklar, daha önce konuşmuştuk, diyabete bağlı göz arkasında retina bozuklukları, retinada kanamalar, retinada eksudasyon dediğimiz veya makülo ödemi dediğimiz sarı noktanın başlangıcı gibi düşünebilecek bazı hastalıklar diyabette zaten standart. Çok önemli bir konu. Tansiyon aynı şekilde, vücudumuzda tansiyon artması demek, damarlardaki basıncın artması demek. Damarlarda basınç arttığı zaman ilk etkilenen organlardan birisi de gözdür, beyin ve göz ve böbrek. Çünkü orada kılcal damar oranı çok çok fazladır. Ve çok fonksiyoneldir. Yani çünkü gözümüzü görmesini sağlayan retina tamamen bir damar ağıdır. Çok incedir. Dolayısıyla ilk etkilenen damarlar bu çok ince damarlardır. İnce damarlarda çok fazla basınç artarsa haliyle ne olur? Bir patlama olabilir. Evet. Patlayınca da aynı beyin kanaması, Allah etmeye, beyin kanaması olduğu gibi gözümüzün arka tarafında da o damarlar patlar. Patlayınca da göz arkasında kanama olur. Kanayınca da haliyle hasta hiçbir şey göremez. Mesela ön gözü kızarır mı? Kıpkırmızı mı olur, yoksa fark etmiyor mu? Sadece göz görmemeye mi başlıyor? Hasta hiçbir şey fark etmez. Dışarıdan hiçbir şey görünmez. Göz pırıl pırıldır, fakat gözün arka tarafında retina tabakasında kanama vardır. Bazı hastalarda da bahsettiğiniz gibi gözünde böyle ani bir kızarıklık olur. Gözü kan çanağına döner. Evet. O beyaz tabaka artık neredeyse yok olmuştur. Bu da yine tansiyona bağlıdır. Tansiyona bağlı, bu sefer gözün ön tarafındaki damarlar patlamıştır. Bu patlamanın çok önemli değildir. Bu görmeyi çok fazla etkilemez. Tamam, hastayı rahatsız eder. Görsel olarak çok kötü görünür ama neticede diğer göz arkası kanaması gibi tehlikesi yoktur. Evet. Ama göz arkası kanamasında hastanın görmesi direktmen kaybolur. Geri dönüşü mümkün olan bir şey mi bu? Geri dönüşü tedavilerle %90 mümkün, fakat %10'luk bir vakada maalesef geri dönüş mümkün değil. Veya geri dönse dahi eski görmesine kavuşması çok da mümkün olmuyor. Çünkü retina tabakası sinir ağı ve damar ağı olduğu için oradaki sinirlerdeki bir harabiyet tekrar kendisini yenilemiyor. Şeker hastalığında zaten bahsetmemize gerek daha yok. Bütün şeker hastaları bu konuda çok çok bilinçlidir. Evet. 6 ayda bir hemen hemen hepsi zaten bir göz muayenesi veya göz arkası check-up'ı yaptırır. Çünkü şeker hastalığında ilerleyici bir göz rahatsızlığı vardır. Ne kadar erken tedavi edebilirsek veya ne kadar erken tanı konabilirse sonuç bu kadar güzel oluyor. Çünkü gecikmiş, artık gözün arka tarafında damarlar iyice harap olmuş, oradaki makula dediğimiz doku tamamen ödem olmuş. Bu vakitten sonra biz göz hekimlerinin dahi yapabileceği çok fazla bir şey kalmıyor. Evet. Dolayısıyla şeker hastalığında her 6 ayda bir kesinlikle bir göz arkası muayenesi şart. Evet, çok önemli bilgiler bunlar. Hem tansiyon hastaları hem de diyabet hastaları esasında 6 ayda bir göz doktoruna başvurmakta fayda var diyor sevgili hocamız. Peki bir de birçoğumuzda katarak sorunu var. 50 yaşlardan sonra birçok benim de tanıdığımda, akrabamda hep katarak ameliyatı oldum. Katarak sorunum çıktı. Nedir bu katarak? Niye bu kadar çok ameliyatlar oluyor bu alanda?
Niye bu kadar çok ameliyat var? Çünkü kataraktın ameliyattan başka bir çözümü yok. Niye çok fazla arttı? Çünkü bir insan yaş ortalaması arttı. Bir ikincisi hayli yaşadığımız teknoloji çağında bu mevcut, az önce de konuştuk. Ekrana bakma süremiz arttı. Bunlar da etkiliyor. Güneşe maruziyetimiz arttı. Bunlar katarakta artıyor. Diyetimiz çok bozuldu. Doğal yiyemiyoruz. Doğal yiyemediğimiz şeyler de bu kataraktın oluşumunu artırdı. Vesaire pek çok sebepten dolayı. Ha bir de şu var. Artık insanların konfor isteği çok arttı. Yani daha öncesinde katarak 60 yaşından sonra hatta 70 yaşında ameliyat ediliyordu. Niye? Çünkü insanlar %10 görme dahi olsa evet. Bir şekilde idare ediyordu. Ama artık günümüzde insanların konforu o kadar arttı ki %10 görmeyi bırakın %90 görse %10 kaybı var diye insan telaşlanıyor ve net görmek istiyorum diyor. Doğru. Elinde de böyle bir imkan var. Bunun sebebi eğer kataraksa. Çünkü önceden katarak cerrahisi çok büyük bir cerrahiydi. Yani bıçaklarla, dikişlerle yapılan bir cerrahiydi. Şu anda günümüzde 3-5 dakikada bitirilen bir cerrahi oldu. Ne güzel. Yani cerrahi demek bile artık neredeyse fazla gelecek. Çünkü dikişsiz, iğnesiz, bıçaksız yapılan bir işlem haline geldi katarak. Ve hastalarda da böyle bir konfor isteği olunca hasta %10 görme kaybı olsa kataraktını aldırmak istiyor. Değil mi? Yani tam görmek istiyor. Veya katarakt olmasa bile son yıllarda çıkan bu akıllı merceklerle hasta uzak gözlüğünden veya yakın gözlüğünden veya her ikisinden birden kurtulmak istiyor. Dolayısıyla yine katarak ameliyatı oluyor. Çözümü var çünkü değil mi? Bir de çözümü artık var. 50 yaş genç bir yaş. Bir de yıllarca bu katarak işte taktığınız lensler, akıllı mercekler hep yıllarca kullanılabilecek değil mi? Mesela kaç yıl gider bu lensler? Diyelim ki 50 yaşta yaptır. Ömürlük. Ömürlük. Yani 100 yıl garantisi var neredeyse. Öyle mi? Öyle bir lens. Çünkü bozulmuyor, etmiyor. Yani göze herhangi bir alerjik reaksiyon vermiyor. Veya işte göz bunu kabul etmeme gibi bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla bir takılan mercek ömür boyu kalıyor. Ve hasta 40 yaşında katarak olan bir hasta akıllı mercekte takıldıysa 40 yaşından sonra hem kataraktan kurtuluyor, hem uzak gözlüğünden kurtuluyor, hem yakın gözlüğünden kurtuluyor, her şeyden kurtuluyor. Dediğim gibi biraz artık iş konfora dayalı olmaya başladı. Kesinlikle. Yani eskisi gibi değil. O zaman konforu düşünenler... Bence hiç korkacak da bir şey değil, bir ameliyat da değil değil mi? 3-5 dakikalık, dakikalık bir işlem. 3-5 evet. dakika diyorsunuz hocam, yani nedir o? 3-5 dakika açtım gözümü kapattım ki burada gözler açık kalıyor tabii ki. Tabii evet. Ama çok kısa sürede hem lensten kurtuluyoruz, hem uzağa görebiliyoruz, hem yakını görebiliyoruz, hem de katarak diye bir sorun ortadan kalkmış oluyor ve bu rahatsızlık bir daha bizi bulmuyor. Bulmuyor, bir daha tekrarlamaz. Çok daha güzel bir şey. Evet. Yani ne güzel, teknolojinin bu böyle alanlarda gelişmesi bize çok fayda sağlıyor. Yani fayda sağlayan teknolojiye ben bayılıyorum. Kesinlikle. Ne mutlu diyorum. Evet. Peki hocam, bir de şaşılık sorunu olan bazı seyircilerimiz vardı. Hep gelen sorularda da çok şaşılıkla ilgili sorular geliyordu. 40 yaşındayım, 50 yaşındayım. Şaşılık ameliyatı olabilir miyim? Şaşılığımdan kurtulabilir miyim? Çünkü genelde çocukluk döneminde bir şaşılık başlamış ve öyle devam etmiş ve belki bir tedavi görmemiş kişi, ama yıllar sonra bu tedaviye olabilir mi ve iyileşebilir mi? Şaşılık için bir yaş sınırlaması yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani her isteyen her yaşta şaşılık ameliyatı olabilir. Fakat şaşılık ameliyatı olduktan sonra tekrarlama riskleri tabii ki farklı. Çocuklarda yapılan şaşılık ameliyatlarında tekrarlama riski biraz daha azken, yaş ilerledikçe yapılan şaşılık ameliyatı yapıyorsunuz. Gözü ortoforik dediğimiz düz bir doğrultuya getiriyorsunuz. Ama ileri yaşlarda tedavi edilmemiş hastalarımızda maalesef bir miktar göz tembelliği oluyor. Hatta bazılarında çok ağır göz tembelliği oluyor. Yani o kayan göz görmüyor. Görmeyen göz de görmemeye devam edecek. Bizim yaptığımız şaşılık ameliyatı onun görmesini sağlamayacak. Sadece görüntü olarak dışarıdan net, yani orta hattı tutturmuş olacak. Ama görmüyor. Görmeyen göz her zaman kaymaya meyillidir. Dolayısıyla yaptıktan sonra, ileri yaşlarda şaşılık ameliyatından sonra tekrar o gözün kayma riski biraz daha fazla. Dolayısıyla en güzel şaşılık ameliyatı çocukluk yaşında yapılan müdahaleler. Niye? Çünkü çocukluk yaşında şaşılığa müdahale ettiğimiz takdirde bir, çocukluğun varsa göz tembelliği onu azaltıyoruz. Evet. İki, tekrarlama riskini azaltıyoruz. Üç, çocuk çocukluk yaşta ameliyat olduğu için en azından bir travmayı da üstünden atmış oluyor. Yani çok fazla faydası var. Dolayısıyla yaş sınırı yok kesinlikle. Her yaşta insan şaşılık ameliyatı olabilir. Ama bu işin en güzeli çocukluk yaştaki şaşılık ameliyatıdır. Onlar daha kalıcı ve etkili oluyor değil mi? Tabii uzun ki. Vadede. Tabii ki. O yüzden çocuklarımızda eğer böyle bir şey tespit ediyorsak mutlaka bir göz doktoruna başvurmalı ve uygun tedavi yöntemiyle de çocuğun şaşılıktan kurtulması çok çok mümkün. Yani imkansız, doğuştan bu, değiştiremeyiz diye bir şey yok değil mi şaşılıkta? Yok, hatta yani çocukluk çağındaki şaşılıkların pek çoğu ameliyata gerek olmadan düzeltiliyor. Ya. Yani ilerleyen yaşlarda illaki ameliyat yapıyoruz ama çocukluk şaşılıklarında gözlükle dahi düzeliyor.
Peki, sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, siz de o ara mesajlarınızı göndermeye devam ediniz. Şimdi Skype bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hep birlikte Florida'ya bağlanıyoruz. Orada çok sevgili gelişim psikoloğumuz var, sevgili Müzeyyen Demir. Kendisiyle ağır depresyonu konuşacağız. Bakalım nasılmış. Sevgili Müzeyyen Hanımcığım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aslı Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Konumuz bugün ağır bir konu gerçekten. Ağır depresyon konumuz. Belirtileri nelerdir ağır depresyon geçiren bir kişinin? Evet Aslı Hanım. Maalesef bu ağır depresyon dediğimiz şey çok yoğun yaşanan bir şey. Ve yaşananlar için ve tespitler için şunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. O da belirtileri nedir? 9 tane belirtileri vardır. Ben bunları size kısadan açıklayayım. Depresif ruh hali, hemen hemen çoğu zaman kendimizi üzüntülü hissetmemiz, kendimizi boş hissetmemiz, daha da çok üzüntülü hissetmemiz. İkincisi, aktivilerde zevk ve ilgi isteğimiz belirgin bir şekilde azalması. Üçüncüsü, kilo kaybı veya kilo almamız çok yoğun bir şekilde izlenen semptomlardan bir tanesi. İştah azalması ya da iştahımızın çoğalması. Dördüncüsü, uykusuzluk, uyuyamamamız veya çok yoğun, çok aşırı şekilde uyumamız. Motorik, gün boyunca sergilediğimiz motorik davranışların azalması belirgin bir şekilde, kendimizi sürekli yoğun, yorgun, halsiz hissetmemiz, değersizlik duygusu da çok fazla izlenen bir duygu Aslı Hanım, suçluluk duygusu fazla izlenen bir duygu, düşüncemizin, konsantrasyonumuzun azalması, bir şeye kendimizi odaklayamamamız çok fazla yoğun izlenen belirtilerden bir tanesi. Bir de dokuzuncu, bu biraz insanları korkutan bir belirti veya depresyon, ağır depresyonu yaşayan insanın çevresindeki insanları korkutan şey, o da intihar düşünceleri. Bir planımız olmadan. Bu 9 belirti diagnoz etmemiz için çok önemli belirtilerden bir tanesi. Bunu kişi kendisinde de izleyebilir ya da çevresindeki insanlar da bunu izleyebilir kişi de. Evet. Peki siz depresyon tespitini ne zaman koyuyorsunuz? Yani genel olarak bu tespit ne zaman konması lazım? Yani 2 hafta böyle geçirdi, kişi hemen ağır depresyon mu diyorsunuz? Yoksa belli bir süre zarfında bu belirtiler devam ederse mi bu tespit ediliyor? Çok güzel bir soru bu Aslı Hanım. Şimdi tespit etmek o kadar kolay değil. Ama 3 tane çok önemli bir konumuz var, alan var. Onları gözden geçirmemiz gerekiyor böyle ağır bir depresyonu tespit etmek için. İlk 5'ten daha fazla belirtilerin, semptomların 2 hafta boyunca süreklilikle kişi hissetmesi gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi de o 5 veya fazla semptomlardan mutlaka bir tanesi depresif ruh hali olması gerekiyor. Bunu açıkladım ilk başta. Veya aktivilerde ilgi, zevkimizin azalması. Bu 2 semptomlardan bir tanesi mutlaka izlenmesi gerekiyor. Üçüncüsü de kişinin bu semptomları yaşarken, hissederken hiçbir şekilde madde etkisinin altında kalmaması gerekiyor. Evet, çok önemli konular bunlar. Peki depresyonun tabii ki riskleri de var değil mi? Yani ağır depresyonda olan kişi mesela en kötü ihtimal sizin 9. tespitiniz gibi, belirtiniz gibi işte intihar eğilimi olması, kendini hayattan soyutlaması, tüm arkadaşlarından, yaşantısından vazgeçmesi belki de. Yani risklerden de biraz bahsedelim mi isterseniz? Tabii ki, seve seve. Şimdi depresyonu neler tetikler?
duygusal anlamda bunun çok büyük dezavantajları var tabii ki. Sonuçta hayat bir şekilde bize kontrol edemeyeceğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ve bizim burada sergilediğimiz duygusal tepkiler çok önemlidir. Bu tepkiler bizim dezavantajımız olduğunda öylece bizim depresif semptomların çoğalmasını destekler. Ya da psikososyal stres faktörleri, aşırı talepler iş alanında, çok zor insan ilişkileri, duygusal şiddet, travmalar, bir insanı çok yakınımızı kaybetmek gibi durumlar bizim depresyon gelişimimizi ya da geliştirmemizi olasılığını tetikler. Evet, peki hocam ne yapmak lazım? Tedavi sürecinden hemen bahsedelim. Ağır depresyon bir hasta için tedavide neyi öngörüyorsunuz? Şimdi tedavilerden en önemlisi ağır depresyonda ilaç tedavisini, antidepresan tedavisini tavsiye ederiz. Ama bu çok hassas. Çünkü çoğu zaman insanlar ilaç tedavilerini, antidepresan tedavilerini yanlış uygularlar. İlk önce neden ilaç tedavisinin önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Beyindeki kimya dengesizliğinden zaten biz bu semptomları da yaşıyoruz. Şimdi ilaç tedavisinin en büyük amacı beyindeki kimyayı tekrardan normal bir boyuta getirmek. Bu ilaç tedavisinde en önemli şeylerden bir tanesi ilacın dozajının kişiye uyması gerekiyor. O yüzden de antidepresana başladığımızda en önemli şey psikiyatrinizle ilk ay lütfen yoğun bir şekilde diyaloğunuz olsun. Çünkü dozajı ağır mı, fazla mı, size yan etkileri çok mu ağır geliyor? Bunların hepsini takip etmeniz gerekiyor beraber psikiyatrinizle. Evet. Peki. İkincisi de şuna çok dikkat etmek gerekiyor ilaç tedavisinde. O da bu baş ağrı ilacına benzemez antidepresanlar. Yani kendimi iyi hissediyorum artık bırakabilirim kararını kesinlikle almamak gerekiyor. Çünkü bunun yan etkileri çok ağır olabilir. Kendimizi çok daha kötü hissedebiliriz. O yüzden antidepresanlar yavaş yavaş dozajı azalarak ama psikiyatr doktorunuzla beraber karar alıp bunu yani uzun bir süre içinde azaltmak gerekir. Ama bunu tekrardan psikiyatr doktorumuzun tavsiyesiyle evet. Kesinlikle bunu birden bırakmıyoruz. Çok çok önemli bilgilerdi bunlar paylaştığınız. Özellikle kişi tek başına ilaca başlamayacak, kendi kararıyla ilacı bırakmayacak. Mutlaka psikiyatristiyle işbirliği içerisinde olacak. Çok çok teşekkür ediyorum Müzeyyen Hanımcığım. Önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Florida'ya çok selamlar, sevgiler. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyircilerimiz, yayınımıza devam ediyoruz. Canlı yayınımda operatör doktor Çağlayan Aksu var. Göz hastalıkları uzmanı ve mevsimsel göz rahatsızlıklarından konuştuk. Hemen Alzheimer lazerle devam edelim mi hocam? Alzheimer lazer dediğimiz şöyle işte miyop olan kişiler uzağa iyi göremiyor. Yıllardır bu sorunu var. Belki de göz numarası 10 olmuş, 15 olmuş ve bıçak altına demeyeyim lazer altına yatmak istiyor. Evet. Kaç dakikada oluyor işlem? Alzheimer lazer denen işlem günümüzde artık en fazla 1 dakika yani 60-70 saniye en fazla. 1 dakikada? Evet yani 30-35 saniyede biten de var çünkü dereceye göre değişiyor. Kornea yapısına göre değişiyor süreler ama ortalama süreye vermek gerekirse yaklaşık 45 saniye diyelim. 45 saniye her bir göz için yeterli Alzheimer lazer için. Evet ne yapıyorsunuz orada yani gözü kesiyor musunuz lazerle? Benim yaptığım lazer yöntemde ben kesmiyorum. Şimdi şöyle, lazerler de kendi arasında kabaca ikiye ayrılıyor. Hani bıçaklı lazer ve bıçaksız lazer gibi düşünün. Hı hı. Birinde bir doku kaybı var. Koynağın üst tarafından bir doku parçası alınıp lazer uygulandıktan sonra tekrar kapatılıyor. Hı hı. Benim yaptığım yöntemde de farklı olarak bıçak uygulamıyorum. Tamamen lazerle yapılıyor. Bıçaksız olanların
Yani her yöntemin aslında kendine göre avantajı ve dezavantajı var. Evet. Fakat hepsi de hemen hemen aynı işe yarıyor. Neticede bunların hepsi Alzheimer lazer dediğimiz işlem. Ve hepsinde de beklenti aynı, sonuçlarda neredeyse birebir aynı. Harika. Sorularımız varmış sevgili seyircilerimizden gelen. Merhabalar demiş, ben diyabet hastasıyım. Zaman zaman gözümde bulanıklık oluşuyor diyor. Flulaşıyor her şey. Ve diyor gözlük taksamda pek değişen bir şey yok. Bir saat gözlerimi ara ara kapatıp açınca düzeliyor. Gün içinde zaman zaman böyle problemler yaşıyorum. Bu flulaşma, yani iyi görememe hali neden olur? Şeker hastalarında flu görme çok fazla faktöre bağlıdır. Birincisi göz arkasındaki retina tabakasındaki hasarlar, az önce bahsettiğimiz gibi kanama veya benzeri şeyler flu görme ve hatta görmemeye sebep olabilir. Onun haricinde şeker hastalarında gözün içini dolduran vitre denen sıvıdaki değişiklikler özellikle bu hastalarda çok fazla rastlanıyor ve gözün önünde bazen uçuşan cisimler olarak söylense de bazen de tam hastamızın bahsettiği gibi fluluk oluyor, belli bir saat devam ediyor, ondan sonra tamamen yok oluyor. Hmm. Yani o bir tabak halinde gözümüzün önüne geldiği zaman o vitre dejenerasyonu bu tür şikayet yapabiliyor. Bir üçüncüsü de şeker hastalarında göz kuruluğu çok fazla görülüyor. Hmm. Çünkü şeker hastalığı neticede nöropatik bir hastalıktır. Her ne kadar şeker vücudun hani şekerin artmasına bağlansa veya damarlar ve sinir etkili dememizin sebebi de bu. Evet. Nöropatiktir. Haliyle gözün kornea tabakasında çok fazla kuruluk yaşar şeker hastaları. Ona bağlı da olabilir. Bir saat geçici olan bu şeyi kuru göze de bağlayabiliriz semptomu. Hı hı. Veya göz arkasındaki vitre dejenerasyonu da bağlayabiliriz. Devam etseydi bir saat değil de ben flu görüyorum. Ya hep flu görüyorum. Hı. Bir hafta oldu flu görüyorum, hatta daha da arttı. Evet. Bu kez işte göz arkası kanama diyebilirdik. Ha, anladım, ama geçici olduğu için mesela göz suni gözyaşı kullansa fayda sağlar mı? Fayda sağlar, kesinlikle sağlar. Tamam, geçmişler olsun diyelim sevgili seyircimize. Merhabalar diyor bir diğer seyircimiz. 6 yaşındaki oğlumda şaşalıkla beraber göz tembelliği var. Şaşalık ameliyatı önerildi, yaptıracağız da ama göz tembelliği kalıcı olabiliyor dediler. %90'a yakın görme kaybı var dediler. Acaba ileriki yaşlarda görme oranını artıracak ameliyat yahut tedavi yöntemi var mı? İşte bu göz tembelliğinden korkuyor herhalde burada annemiz, evet, veya babamız. Ne diyorsunuz hocam? Korkmak da haklı, çünkü şaşılık bir şekilde düzeltir ama göz tembelliği düzeltilmediği takdirde, hı-hı, 12 yaşından sonra kalıcı hale gelir. Hı-hı. Dolayısıyla bu hastada çok korkmasın ama hastamız. Çünkü öyle bir karar almışlar, şaşılık ameliyatı olacak. İnşallah şaşılık ameliyatı güzel geçtiği takdirde ilerleyen dönemlerde de çocuğa verilecek egzersizlerle, yani yakın okuma veya işte göz kapamaları veya, hı-hı, göz egzersizleriyle göz tembelliği %90 oranında düzeliyor. O yönden rahat olsunlar. Günümüzde teknoloji de çok ilerledi. Evet. İnşallah uygun tedavilerle hem şaşılığı düzelir hem göz tembelliği yok denecek kadar az olur. Ama şu anda bence şaşılık ameliyat için bir karar aldılarsa kesinlikle yaptırsınlar. Yaptırdıktan sonra düzenli doktor muayenesiyle inşallah çocuktaki tembellikte yok olacak. 6 yaşında olur değil mi? Önünde daha 6 senesi var. Evet. 6 sene içinde görme çok rahat ilerler. Rahat i̇nşallah, olsunlar. İnşallah. Geçmişler olsun diyelim. Merhabalar diyor, programınız için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bu programı zaten sizin için yapıyoruz. Fayda sağlaması için sevgili seyircimiz. Ben de diyor göz tansiyonu var ve damla kullanıyorum. Göz tansiyonu geçer mi? İlaç ne zaman kesilebilir? Yaşım 63. Daha çok gençsiniz. Göz tansiyonu maalesef geçer mi? Geçmez. Niye geçmez? Göz tansiyonun tanısı çok kolay konulur ama tanıdan vazgeçmek çok zordur. Çünkü elimizde çok fazla döne var. Yani şöyle, göz tansiyonuna sebep olan binlerce sebep varken, hı-hı, binlerce neden var aslında. Fakat biz sadece bir tanesini kontrol edebiliyoruz. O da göz içi basıncı. Verilen ilaçlar da, o damlalar da göz içi basıncını düşürmeye yönelik. Hı-hı. Ama göz içi basıncı düşse dahi göz tansiyonu hastalığının gelip gelemediğini net bilemiyoruz. Dolayısıyla biz başladığımız tedaviye sürekli devam ediyoruz. Evet. Bunlar nelerle takip ediliyor? İşte göz görme alanı değerlendirmesi, hı, görme alanlarıyla veya işte göz arkasındaki ositlerle bunlar takip edilecek. Hı hı. Yani göz tansiyonu düzelmez fakat en azından kontrol altına alınabilir. Eğer damlayla kontrol altına alınabiliyorsa ne mutlu bu hastamıza. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Göz tansiyonuna bağlı görme defekti, görme alanı defekti yaşamadığı sürece de bir problem olmaz. Ömür boyu da bu damlaları kullanacak çünkü risk almamak adına ne olur, kesinlikle, ne olmaz diye kullanmaya devam edecek. Kesinlikle. Peki. Selamlar aslanım diyor, teşekkür ediyorum. Hocama bir sorum var demiş. Yazı okurken sol gözüm perdeli oluyor. Ortası bölünmüş gibi muayene oldum. Gözlük verdi ama yine geçmedi. Hocama selamlar İzmir'den Hüseyin Bey. Hüseyin Bey selamlar sevgiler İzmir'e. Ege'mizin incisi, güzel şehrimiz. Ne diyorsunuz hocam?
okurken, yazı okurken sol gözüm perdeli oluyor ve ortası bölünmüş gibi. Yani ortası bölünmüş gibi biraz kafa karıştırıyor. Çünkü hani gözlükle düzelebilecek bir şey olsa genel olarak bir fluoluktan veya net görmeden bahseder. Ki zaten hastada gözlük kullandım ama hala aynı şikayetin devam ediyor diyor. Evet. O muhtemel sebep göz arkası yine retina ile ilgili bir problem olabilir. Çünkü sarı nokta hastalığının başlangıcında bu göz orta tarafında bazen kör nokta denen şeyin belirmesi, bazen de o bölgelerin kırık görülmesi genelde sarı nokta başlangıcında olur. Bir göz doktorunun görmesinde fayda var. Peki. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. 20 yıl önce diyor yakını daha iyi görmek için nazar ameliyatı oldum. Yakın göz numarası zamanla 2 numara oldu. 52 yaşındayım. Ne önerirsiniz? Yani 20 yıl önce yapılan bir lazer ameliyatı hocam. Ama 2 numara olmuş 52 yaşında. Evet. Yani yakın için yapılan lazerlerde ki ben yapmıyorum. Yani tekrarlama riski çok çok yüksek. Dolayısıyla yakın için ben daha çok günümüzde akıllı merceği tercih ediyorum. Çünkü yakın hipermetroplarda bir yaptıktan sonra tekrarlama fazla olduğu gibi 40 yaşında her sağlıklı insanda başlayan fizyolojik bir yakın görme problemi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz düzeltsek dahi 40 yaşından sonra o hasta zaten otomatik olarak göremeyecek yakını göremeyecek. Dolayısıyla yakın için lazer yapmanın çok fazla bir mantığı bana göre yok. Ama 20 yıl önce şu an 52 yaşında ya, o zaman 32 yaşında yakını görmek için ameliyat olmuş lazer. Evet, ameliyat olmuş, olduktan sonra da tekrarlamış. Evet. Ve şimdi de 2 dereceye kadar yükselmiş. Yani zaten 50 yaşında normal bir birey 2 derecelik bir yakın gözlüğü kullanması gerekir. Evet. O hale gelmiş. İşte ben bahsettiğim de bu. Bu sebepten dolayı tekrarladığı için 40 yaşından sonra yani yakın için lazer yapmanın çok bir anlamı yok. Ne yapacak şimdi peki? Şu anda yapabileceği şey, eğer gözlük kullanmak istemiyorsa yapabileceği tek şey göz içi akıllı mercek. Göz içi akıllı mercek taktırabilir. Evet, taktırabilir. Peki. Merhabalar Aslı Hanım demiş. Bir diğer seyircimiz teşekkür ediyorum. Numaralı gözlüğü takmadığımda diyor gözlük numaramız büyür mü? Veya şaşılığa sebep olur mu gözlük takmamak? Gözlük takmamakla ilgili sanki numara büyümez gibi benim aklımda bir şey var. Hocam ne diyorsunuz? Evet şöyle şimdi... Buna kararı doktor verecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü hastalar kendi başına karar verdiği zaman yanlış kararlar alabiliyorlar. Miyoplarda ben kendi hastalarıma çok fazla gözlük kullanmanın faydası olmayacağını söylüyorum. Yani mümkün olduğu kadar miyoplar eğer okuma yaşındaki bir çocuk yakını görüyor, uzakta da çok fazla sıkıntı yaşamıyorsa gözlük kullanmasın diyorum. Evet. Ama hipermetroplarda durum tam tersi. Hipermetroplarda gözlük kullanmak gözlük derecesini düşürür. Şaşılığı önler, artı kaymayı azalttığı gibi göz tembelliğini de azaltır. Dolayısıyla hipermetroplarda... Yani hipermetrop dediğimiz... Şimdi bunu ben yakını görme problemi diye anlatacağım ama... Şimdi miyop hasta da aslında yakını tam net göremiyor. Dolayısıyla o kavram karmaşasından dolayı hastaları yanlış yönlendirmek istemiyorum. Evet. O yüzden doktorlarına danışsınlar dedim. Ama doktor veya kendileri hipermetrop olduklarından eminse çocuklarının... sürekli gözlük kullanmalarında fayda var. Fayda kullansınlar. Miyoplarda ise tam tersi. Ne kadar az kullanırsa miyopi o kadar az ilerler. Peki. Ama dediğim gibi doktorlarına danışsınlar. Son dakikalarımız kaldı. Bir soru daha sorayım. 6 yaşında kızım miyop. Numarasının artmaması için ne yapabiliriz? Hangi tedaviler uygulanabilir? 6 yaşındaki miyop hastasının engelleyecek net bir tedavi yok. Miyop geriletici veya miyop durdurucu bazı tedaviler şu anda denenmekte olmakla beraber tam olarak randıman verip vermediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla ben çok fazla denemedim. Denemiyorum da. Ama ilerleyen süreçlerde böyle bir şeyler çıkacaktır. Ne yapabilirler? Çok fazla yakınla işini kessinler. Mümkün olduğu kadar ekrandan uzak tutsunlar. Gözünü dinlendirsinler. Anne baba da zaten gözlük kullanıyorsa her ikisinden biri genetik olarak da bir geçiş olabilir ama çok fazla yapacak bir şey yok diyor sevgili Çağlayan Aksu hocamız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki geldiniz. Yine çok fazla sorularımız vardı. Hepsine tek tek cevap verdiniz. Bir sonraki programda tekrar bekliyoruz. İnşallah. Size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz canlı yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, güzellik. Her şeyin en iyisi sizin olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.